Merhabalar, tompişler, pompişler. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Böyle çok süper oldu. Ay, 1.20 boyunla konuşuyorsun. Bücür. Evet. Neyse, şimdi beni almaya geldiler. Bu akşam böyle birazcık gezelim, kafamızı boşaltalım dedik. Ay, bana ne çıkıyordu? Rezil olduk. Devam. Ay, sinirim, edemeyeceğim. Devam, hayır, evet. Edemeyeceğim. Sonra? Vallahi edemeyeceğim. Sonra? Ondan sonra işte böyle soğanları kavuruyorsun, soğanların üstüne salça, domates, biber. Patlıcanları atıyorsun. Patlıcanları atıyorsun. Bir sıkım şey. Neyse tamam. Ya ben utanıyorum yani. Valla yapamıyorum bu lokum yani. Hadi. Nasıl yapıyoruz ya? Bir şeyler söylemek ister misin? Hadi açalım. Şimdi biz Kadıköy'de Masa diye bir yer bulduk. Burası esnaf lokantası, yani esnaf lokantası mı değil. Şey böyle self servis bir yer. Ev yemekleri falan yapıyor. İşte salata, et, sebze tarzı. Farkındaysanız burada bir kibarlık geldi. Üstüne cemiyet içindeyiz herhalde. Yemeklerimi göstereyim. Yani şöyle bir köfte aldım. Dolmayla yoğurt aldım. Salata aldım. İki tane de şöyle küçücük dilim ekmek aldım. Şimdi yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde bizim kilomuz çok fazla olduğu için, bu hani senin için geçerli olmayabilir Göksel, ama Cihan da benim için bize günde 7 dilim ekmek veriyorlar. Yani şunun gibi, hatta biraz daha büyüğü, 7 dilim ekmek hakkımız var. Ha, şu gibi, şu ebatta gibi. Tabii kilo ne kadar fazla olursa kalori o kadar fazla ihtiyaç oluyor. Tabii zaman içerisinde düşürüyorlar. İlk rejime başlama, yani günde resmen 7-8 dilim ekmek. Ona rağmen ben bugün o hakkımı hiç kullanmadım bile. İşte akşam yemeği bunları yiyorum. Saatte zaten ortalama 6.30-7. Bunu da yedikten sonra bir daha hiçbir şey yemeyeceğiz. Yarın sabaha kadar. Göksel'cim sen de aldıklarını göster. Ben ne aldım? Mantar aldım. Hı-hı. Ondan sonra dolma aldım. Lahana dolması, yaprak sarması. Neydi bu tavuk? Beşamel sos muydu? Beşamel sos. Aslında beşamel sos çok kaloridir biliyorsun. Evet, olsun. Özellikle ben onun için tercih etmedim kendisini. Ve salata. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Lütfen. Şimdi daha yaprağa geçtim. Bilmiyorum yaprak nasıl ama lahana, keşke hepsini lahana alsaymışım. Çok güzeldi. Götür. Acım ben. Vallahi acım ben. Yemin yemiyorum. Boğazda kavga var. Şurada İskender olaydı. Of. Şurada pizza olsaydı. Patates kızartmasına. He, kumpir, kumpir. Yok mu ya, şeye çok yakınız da. Bizim gözlemeci kadına. Gözleme olsaydı. Şuralarda tatlı olsaydı. Mesela profiterol olsaydı. Kazandı bu. Aa, ruhumu bozdunuz ha, saçma sapan. Video çekeceğim diye. Ben sağlıklı besliyorum, çok mutluyum. Lokmaya değişik tatlar katıyorlarmış. Üzerine beyaz çikolata, kız, siyah çikolata, çikolata ezmesi. Hindistan cevizi, fındıklar, fıstıklar falan böyle. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun kardeşim? Ama oradaki çok meşhur. Tuğba Hanım. Kamerayı görünce değiştin sen. Önünde bir hatıra fotoğrafı. Git koklasana. Hadi ikili, dedim o değilim. Ben bakacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Benim dediğim meşhur ayrı ama bu değil. Gel gel gel. Hayır. Evet. Kokladı mı, rahatladı mı? Vallahi kokladı. Hadi yeter. Kız her şeyi koyuyorlar ya. Ya bomba koyayım ben buraya. Hadi. Ya meyveli. Bu ne ya? Allah belanı vermiş. Bu kadar oluyor. Benim boyuma göre ayarlaşıyor. Bir de bu kadar oldu. Şevkim gitti. Ne kız şimdi? Yüksek tutsa da şunu birazcık. Şöyle. Evet bak, böyle boy farkımız o kadar belli mi? Bak kaldır. Kaldır vallahi, şunu da kafanı yürüyor. Bu kadar dedi. Normal. Ya manyak. Şöyle bak, indir azıcık. Bu da beni azarlıyor. 5 dakikada bir bayılacağım. Ben böyle gidemeyiz. Ya
Tamam, otoparkın girişine geliyoruz. Tamam. Allah. Siz çıkışına doğru gidin. Tamam aşkım. Kanımıza. Niye her dediğimde bir bakılıyor? Kurban olayım ya. Tamam ya. Hadi bak, en başından başlayalım hadi. Hadi bakalım. Tamam, böyle bak, böyle şey farkı bu. Bak düşeceğim bu topların. Boy farkı o kadar belli değil. Azıcık indir. Bak. Heh, tamam. İşte bak. Böyle indirince ben yanında şey gibi kalıyorum. Ayarla onu biraz. Ayarlayamam ki. Bak. Ayarlayamam, böyle yapacağız işte. Konuşalım. Kız benim gözüm gözüküyor, neredeyse kolum düşüyor, ben düşüyorum diyorum. Ama yapacak bir şey yok ya. Şuradan biraz şöyle. Tut. Tutarım ben. Tutar mısın? Bak şurada böyle ne güzel. Mi? Kız önüme bak, düşerim ben he. Tamam. Ben öyle yapamam. Vallahi düşerim bununla beraber, kapaklanırım. Aa, bu sefer de benim yarım çıkmıyor. Şimdi karaya bak. Allah Allah. Tamam böyle bak, heh, böyle daha iyi. Ha, tamam. Tamam süper. Bu elini tutmam gerekiyormuş. Heh. Tamam sağ ol. Evet hadi bakalım. Şimdi biz çıktık, toplara dikkat edin. Biz şimdi çıktık, yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk yani. Doyduk ya. Yeter. Doyduk. Elhamdülillah doyduk. Evet, şükürler olsun. Canımız istediği şeyleri yemedik ama mesela bir Tellioğlu Karadeniz pide salonundan Tellioğlu Karadeniz pidesi yiyebilirdik şimdi. Neyse. Bol tereyağlı bir kahvede, sucuklu kaşarlı, yumurtalı, kıymalı. Dur. Şimdi kızar benim haşmetlim. Zaten sinirli bugün. Yürü kapının önüne gidelim de görürsün bizi. Vallahi önce bana kızar. Adamı kudurttun. Ben ne yaptım? Kudurttun adamı ya. Ben ne yaptım? Ülkeyi ben kurtaracağım sanki. Neyse. Şimdi biz gidiyoruz. Evet. Bariye çok kalabalık. Her zaman gibi çok kalabalık. Evet. Evet. Tepe'nin Atölyesi'ne gidiyor. Sanki orada daha tena olacak. Şimdi orada bir çay kahve bir şey içeriz. Filmin seansını burada kaçırdık. Oradaki sinemaya gideceğiz. Evet. Ondan sonra korku filmine gideceğiz. Korkacağız. Kendimizi korkutacağız. Çok güzel olacak. Kadavra böyle. Kadın gelmiş. Ölü gelmiş. Diriliyor böyle. Çarfeyle. Bakacağız. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bak. Arabaya binelim. Ulan. Öyle bir şey yapmışım ki acelemden. Hangi acele? İşte siz geliyoruz. Sabahtan beri evdeydiğinde biz 6'da geldim seni almaya. Hangi ama ben yumurta ve kapı mesin biliyorsun. Aceleden diyor görsen. Tamam, soğuktan dondum da dolaşmaya çıktım. Ya banyodan çıktım. Sabah 10'dan akşam 6'ya kadar vakti vardı. Sabah 10'dan akşam 6'ya kadar sor ki ben neler yaptım. Sorma sakın gebertirim. Sakın sorma sakın. Ben soruyorum. Merak ettim. Soruyorum. Banyodan çıktım. Saçımı sprey sıktım. Buraların kel kel çıkmış, sinir oldum. Haşmetliğim aşka geldi. Yardım ediyor bize. Başa mı dedin sen? Haşmetliğim kurban olurum ben. Üşüdüm ya. Nereye üşüyen ya? Ah canım çok zayıfladı. 2 kilo vermiş. Kendini şeyden düştü zannediyor. Kansız kaldım. Manyak, benden bir insan çıkacak ya, ben ne halt edeyim? Kansız öyle kaldım ya. Ah canım. Çekildi, canım ah çekildi. Canım. Zafiyet geçirdi. Abi 2 kilo vermişim. Hava atıyorum. Bak öyle yanımda küçülme. Adamı biraz sinir etme. Kalk kalk. Bak gördün mü? Yani göbeğini de içeri çekme. Tamam mı? Ay çok sinir oluyorum ben. Vallahi. Yemin ederim. Bak Kur'an çok seviyorum. Çok acayip seviyorum. Gerçekten hani tek çocuğum, kardeşim olsa bu kadar severdim. Ama Allah canımı alsın. Acayip böyle ağzını üstü çok patlatasım geliyor bazen de tutuyorum kendimi. Yok ben ben İstanbul hanımefendisiyim. Cemiyet içinde, insan ben içinde İstanbul beyefendisiyim yani. Şiddet göstermem kimse. Tamam. Zaten lokantada üstüme bir şeyler yapıştı, hatırlatma. Nereye yapıştı? Bu güzel yağmurlu. Adam da çıkartmış masaya, ne sürmüş ay, oraya. Ay susun. Mübarek insan. Ay öyle bir ihtimal var. Yarı kurumuş, yarı kurumamış ama böyle evet, bir de evet, yaş. Evet. Yaşlı. Şey dışı bak, dışı Allah kurumuş, içi yaşlı. Allah kim yaptıysa belasını versin. Burnu düşsün. Burnu kopsun. Yemin ederim burnu kopsun. Ne kadar büyük günleydi? Ay anlayamadım, tamam mı? Yemek zannediyor. Şöyle aldım elime. Aa bu ne diye oynuyorum ya. Oynadım ben onları. Ama biz hiç o yemekten yememiştik o sırada. Yıkadım kız, kaç kere yıkadım. Sonra baktım masanın kenarında böyle hani şu midemi de eve yapıştırmış oraya sanki. Adam sürtürmüştür. Belki de öksürmüştür. Bak, o iki şey var. Üçüncüsü olamaz. Öksürmüştür. Hayır öyle bir şey. O. Ah. Allah'ım yardımım inmeyecek bana çok. Beşamel sos muydu yoksa? Hayır. Ya sümüktü, yapıştırmışlar ve bana yapıştı. Ya da tek ümidim şu. Aşağıda yemekte brokoli vardı, tamam mı? Brokolinin de öyle yeşil yeşil taneleri oluyor. Yani ya da brokoli tanesiydi, oraya yapışmıştı.
hani benden önce orada oturan biri brokoli yediyse zıkkım olmuyor, sıcak brokoli yesin, ona razıyım. Ama masayı siliyorlar sürekli. İşte öyle uyduruktan silmiştir, orada kalmıştır. Ben de geldim tabağını. Üstünü siliyorlar ya, yan, o yan köşesi yani tam. Brokoli olabilir. Eğer brokoli değilse... Brokoli değilse yani evet, bayağı bildiğin elle böyle cart diye oraya yapıştırmış. Hiç ummadığım için aldım baktım bu nedir diye. Hadi şu filme bakalım. Tamam hadi. Ay siz beni döndürdünüz ama şimdi ya. Kapat ya. Of. Hadi hadi. Efendim. Çok sevgili arkadaşlar, saygıdeğer izleyiciler, aziz ve muhterem izleyiciler. Efendim, beslenme saatimiz bitti. Unuttum kelime. Beslenme saatimiz bitti, işte geldik buraya, dolandık falan filan. Biletlerimizi aldık, şimdi şeye geldik, değirmene geldik. Değirmende Nescafe'lerimizi içiyoruz. Ondan sonra buyurun siz de gelin, hep beraber içelim. Ondan sonra cuma Nescafe'lerimizi içtikten sonra birazdan muhabbet falan edeceğiz. Sonra da sinemaya çıkacağız. Evet arkadaşlar, salona girdik şu anda. Ama bizden başka kimse yok. Sen biraz aşağıda tut, ben gözükmüyorum yoksa. Vallahi sinirim bunu. Böyle yapayım. Şu anda kimse yok. Ben korkmaya başladım. Tam kadavra ettim. Yok canım, daha 10 dakika var. Gelen olur ya. Ya iki kişi vardı, ben gördüm. Ya zaten burası. Dur, arkadaşlar şu anda bizden başka kimse yok salonda. Sadece 3 kişiyiz. 6-7-8'de. Şurada. Ama niye böyle oldu? Ne zannediyorsun? Bir yaş açtı. Bu ses ne ya? Ya Allah, kız şeyden geliyor. Kolondan. Ya bari 3-5 kişi gelsin. Şaka bir yana, gerçekten sadece biz varız. AVM'de dehşet. Bana bak şimdi film seyrederken arkamdan... Ya bir sus, öyle saçma sapan şeyler sokma. Düşünsene boğazımı kesiyorlarmış. Vallahi kesseler bizi sabaha bulurlar. Kur'an çarp, Allah muhafaza. 13. Cuma. Artık iki tane adamsınız yani. Herhalde savunursunuz. Ben de artık arkadan, şişeyle mişeyle. Arkadan Jason geliyormuş. 13. Tripod, Cuma. Tripodla vururum ya. Korkutma beni ya. Seni çekip arkaya alıyormuş. Oğlum her şey olur. Bak koskoca salon, iki kişi gelir, üç kişi gelir, organ mafyasıdır. Bizi görürler böyle besini. Ne diyorsun? Senin organlarını ne yapsınlar? Arkadan koklatırlar, götürürler. Senin organlarını ne yapsınlar ya? Senaryo yazdı ya iki dakikada. Olur olur. Hiç senaryo değil. Dünya böyle. Aa, korku filmine geldik. Korku filmini bulacağım. Doğru salon olduğuna emin misiniz? Allah'ım, inşallah film güzel çıksın da yani sizin çeneze maruz kalın. Bu ses de çalar saat gibi böyle tık tık bak, tık tık. Bak duydun, dinler misiniz arkadaşlar? Ya yan sonundan film sesi gibi evet. Tak 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 tak. Bak o saat gibinin yanı sıra evet film sesi doğru. Ay bir de o kim? Nihayet. Artık yalnız. Artık yalnız değiliz. Ya dedim iki kişi vardı. Karartı gördüm. Tamam. Tamam. İyi, biraz içim rahatladı. Çok uzaklarda yarimi gördüm. Ah bak bak. Bak Haşmetli'm gidiyor. Bir dakika, bir saniye şuraya bak. Bırak. Tamam gibi. Gördüm evet. Tamam. O demek ki bileti onayla. Tamam 3-2-1 hadi. Dur. Evet çıktık sinemadan arkadaşlar. hayali sükut mu? Ne diyeceğiz? İşte hayali sükut. 7 kişi izledik. Gayet de gerim gerildik yani. Neydi lan? Kadavra. Kadavranın içine cinni varlık girmiş, şerli bir varlık, ifrit girmiş yani. İnternete düşmüş bir filme getirdi beni. İnternete düşmüş. Kötü yola düşmüş. Aa, ben nereden bileyim, ikinci gösterim oldu. Salonda sadece 7 kişiydik. Evet. 7 kişi geride seyrettik. Olsun, önemli değil. Evet. Bu çok korktu var ya. Bu çok korktu. Her seferinde böyle yapıyor. Şimdi şey parçalayacak diyelim. Kurbanın bana yapacağım gel buraya. Ona... Karanlıkta görüyorum ben. Manyak şekilde geldi. Bir kere oldu, yapma. Ay oldu. Çok keyifliydi. Geldi. Haşmetli'm geldi. Bak Haşmetli'mi de göster. El salla Haşmetli'm. Haşmetli'm bizi nereye götüreceksin şimdi? Çıkalım da hadi. Hadi çıkalım. Şimdi gidiyoruz, biraz sonra konuşuyoruz. Gidiyoruz. Muah, donmuş. Öpücükler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.